Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hakan, kanalıma hoş geldiniz. Normalde kanalımızın konseptinin dışında bir video yapıyoruz ama ben kullanıyorum. Kullandığım ve memnun kaldığım için de sizlere bahsetmek istedim. Dynamic Spot uygulaması Apple'ın yeni iOS serileri iPhone 14 ile birlikte çıkartmış olduğu arkadaşlar. Üst kısımda açılan siyah bildirimleri Android telefonumuzda nasıl yapıyoruz? Bunu anlatacağım. Uygulamanın ismi Dynamic Spot. Dynamic Spot'a girdiğiniz zaman arkadaşlar böyle bir menü karşılıyor. Öncelikle uygulamaya nasıl erişebileceğinizi anlatayım. Uygulamayı yüklemek için yapmanız gerekenler Play Store uygulamasına giriyorsunuz. Arama kısmına Dynamic Spot yazıyorsunuz arkadaşlar ve bu uygulama geliyor. Uygulamayı buradan yükle diyorsunuz. Yüklenmesini bekliyorsunuz. Uygulama yüklendikten sonra aç diyorsunuz arkadaşlar. Buradan sonraki diyoruz ve buradan bize izinler sekmesi geliyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey en alt kısımda yazıyor veri koruması. Uygulamanın internet izni yok. Herhangi bir veri göndermez diyor. Yani verilerinizi herhangi bir yere göndermediğini söylüyor arkadaşlar. Buradan en üsttekine tıkladıktan sonra buradan lütfen seçiniz diyor. Dynamic Spot'a izin veriyoruz ve geri geliyor. Bakın burası okey oldu. Bildirim erişimi diyor. Buradan bildirimlere erişim vermemiz gerekiyor ki gelen bildirimleri direkt alabilsin. Burada tabii ki bir okeylememiz gereken Mi uygulamasının kendi bir bildirim şeyi var. SMS istiyormuş. Notification bildirimlere izin istiyormuş. Ve bildirim okuma izni istiyormuş. Okey diyorum ve geri geliyorum arkadaşlar. Ekran çizimi. Ekran çizimi dediği olay ekranın üzerinde uygulamayı oluşturabilmek için bir bildirim istiyor. Bunu tıkladıktan sonra burada erişilebilirlik kısmına geliyor. İndirme hizmetleri diyoruz. Buradan dinamik Spot diyoruz. Buradan Dynamic Spot uygulamasını kullan diyoruz. Yine bizden aynı izni istiyor ve okeylememizi istiyor. Burada da yine istediği izinleri gösteriyor. Okey diyoruz arkadaşlar. Tekrar geri geliyoruz ve bitti diyoruz. Bitti dedikten sonra ana menüye ulaşmış oluyoruz. Buradan bir test yapalım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi üst kısma geldi. Açılır pencere ayarlarında boyutlarını falan ayarlayabiliyorsunuz. Görünüm kısmına geldiğiniz zaman albüm resmi, kişi resmi kullan, uygulama simgelerini kullan, küçük bildirim simgeleri kullan diyor. Uygulama ücretsiz ama uygulamanın içerisinden böyle tıkladığınız zaman bana bir kahve al 35.90 diyor arkadaşlar. Uygulama sahibi büyük olasılıkla Starbucks'tan kahve içiyor. Buradan bildirimler kısmına girdiğin zaman uygulamalar sekmesi var. Dikkat etmemiz gereken hangi uygulamada bize bildirsin. Atıyorum en alta iniyorum. WhatsApp'ta bildir. WhatsApp Business'ta bildir. Telegram'da bildir. Spotify kullanıyorum. Spotify'da bildirsin. Netflix bildirsin. Mesajlaşmayı açıyorum. Telefon olarak telefon uygulamasını açıyorum. Benim kullanmak istediklerim bunlar arkadaşlar. Şimdi şurada bir Spotify yapalım. Buradan çalmaya başlayalım. Şöyle sesini de kısayım. Evet bakın yukarı gördüğünüz gibi bildirimim geldi. Buradaki bildirime şöyle uzunca bastığım zaman bakın üst kısımda Spotify bildirimi görünüyor. Bunu durduruyoruz. Buradan şarkıyı ileri geri vesaire yaptıktan sonra geri tekrar boşluğa bastığım zaman gördüğünüz gibi gidiyor. WhatsApp gibi uygulamalardan mesaj geldiğinde buradan bu şekilde görebiliyorsunuz. Bakın WhatsApp'tan bebeğim deneme diye göndermiş. Bastığınız zaman direkt WhatsApp'a gidiyor. Uygulama bu şekilde arkadaşlar. Siz farklı uygulama bildirimleri verdiğiniz zaman onu da Dynamic Spot olarak üst kısımda bildirebilirsiniz. Arama geldiğinde falan ya da telefonunuza böyle bir şarj aleti bağladığınızda arkadaşlar bakın üst kısımda bildirim işareti geldi. Buna basılı tuttuğumuzda pilimizi gösteriyor. Tabii ki farklı alternatifler için uygulamayı satın almanız gerekiyor. Dynamic Spot uygulamasının kurulumu da bu şekildeydi. Sizin de istediğiniz uygulamalar varsa aşağı yorumlarda kısmında yazmayı unutmayın. Herkese keyifli seyirler.